Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz. Bugünkü dersimizde yerleşme ve şehirler konusundan sizlere bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde hatırlarsınız nüfus konusunu anlatmıştık. Nüfusun dağılımını etkileyen faktörler, dünyada nüfusun dağılışı, nüfusun işte cinsiyet yapısı, istihdam yapısı, yaş yapısı, nüfus piramitlerinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde size yerleşme ve öncelikli olarak şehirlerden bahsedelim. Yerleşme nedir arkadaşlar? Yerleşme insanoğlunun hayatını sürdürmek amacıyla inşa ettiği mesken oluşumlarıdır. Yani insanlar işte ilk yaratılan insandan günümüze kadar arkadaşlar insanoğlu işte uyumak için hayati işlerini yapabilmek için arkadaşlar meskenlere ihtiyaç duyar. Dolayısıyla insanların yaptığı bu barınaklar zamanla bir araya gelerek arkadaşlar yerleşme bilimlerini ortaya çıkarmışlardır. Tabii dünyada insanların ilk yerleştiği, daha doğrusu dünyada insanların ilk yaşadığı yerler genelde mağaralardır. İşte mesela Anadolu Yarımadası'nda ilk insan izleri, ilk böyle işte insan yerleşim izleri arkadaşlar Karayim Mağarası'nın duvarlarında gözümüze çarpıyor. İşte Antalya yakınlarında Karayim Mağarası, burada mağarada yaşayan insanlar, bunu nereden biliyoruz günümüzde? İşte bu insanların mağara duvarlarını yaptıkları resimler, taşları şekillendirmeleri. Bundan yola çıkarak biz diyoruz ki Anadolu Yarımadası'nda ilk insan izleri Antalya civarında karşımıza çıkar. Ama Anadolu Yarımadası'nda ilk yerleşik düzen, ilk kalıcı yerleşmeler arkadaşlar günümüzde Çorum ilinin bulunduğu işte bölgede. İşte o zamanlar orada Hititler adını verdiğimiz bir medeniyet bulunmaktaymış arkadaşlar. Bu Hititler Anadolu Yarımadası'nda ilk kalıcı yerleşmeleri kuran toplumlardır diye söyleyebiliriz. Tabi dünyadaki ilk yerleşmelerde insanların ilk oluşturduğu yerleşme öbeklerinde temel geçim kapısı tarım ve hayvancılık. Tabi insanlar o zamanlar işte biliyorsunuz insanların yaptıkları ilk ekonomik faaliyet toplayıcılık diye geçer. Arkasından avcılık, arkasından tarım, arkasından hayvancılık gibi böyle faaliyetler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tabi zamanla ekonomik faaliyetlerin sayılarında, türlerinde gelişmeler, değişmeler karşımıza çıkıyor. Artık günümüzde bu ekonomik faaliyetler kendi arasında arkadaşlar farklı farklı gruplara ayrılıyor. Ama ilk yerleşmelerde insanların en önemli geçim kapısı tarım ve hayvancılık olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Pekala dünyada ilk yerleşmeler nerede kurulmuştur sorusuna cevap verelim. Öncelikle arkadaşlar insanoğlu yerleşmek için öncelikle iklime dikkat etmiştir. Yani havanın çok sıcak olduğu ya da havanın çok soğuk olduğu bölgelerde yerleşme izlerini fazla göremiyoruz. Genelde ılıman iklimlerin hakim olduğu deniz kıyılarında, ırmakların işte denize döküldükleri yerlerde ya da ırmakların kenarlarında, göllerin kenarlarında ilk insanların daha çok yerleştiğini görüyoruz. Artı suya yakın alanlar. Çünkü su insan için arkadaşlar birebir değişmeyen bir ihtiyaç maddesidir. Dolayısıyla suya yakın bölgeler insanların ilk yaşadığı yerlerdir. Artı arkadaşlar verimli topraklar. Çünkü tarım, hayvancılık ilk insanların yaptıkları ekonomik faaliyetlerdir. Daha doğrusu insanların yaptığı ilk ekonomik faaliyetlerdir. Bundan dolayı düz ve verimli ovalarda, delta ovalarında arkadaşlar, meralarda, çayırlarda ilk insan izlerini daha fazla görme şansımız var. Burada şimdi bilmemiz gereken bazı medeniyetler var. Yani dünyada işte tarihi en uzun olan, işte günümüzden çok eski zamanlara kadar uzanan büyük medeniyetler var. Mesela Fırat Irmağı ile Dicle Irmağı'nın geçtiği yerlerde Mezopotamya medeniyetleri. Kimdir bu Mezopotamya medeniyetleri? Mesela Sümerler, işte yazıyı ilk onlar kullandığını söylüyor tarih hocalarımız. Mesela işte Akatlar, mesela Babiller, mesela Babil'in asma bahçeleri dünyanın 7 harikasından biri diye ileride bunu size anlatacağız. Yani Fırat Irmağı ile Dicle Irmağı'nın arasında kalan bölge arkadaşlar dünyadaki ilk yerleşmelerin kurulduğu yer diye karşımıza çıkar. Nil Irmağı'nın döküldüğü yerde Mısır medeniyeti. Yine arkadaşlar tarihi en uzun olan medeniyetlerden biridir. Hani derler ya Nil Irmağı Mısır'a hayat veriyor. Günümüzde de bu aynen devam ediyor arkadaşlar. Mısır medeniyetinin bu bölgede gelişmesinin sebebi Nil Irmağı. Tabi burada Mısır medeniyetinin birkaç özelliği var. Belki bir yerlerde karşınıza çıkabilir. Arkadaşlar Mısır medeniyeti başka kültürlerden, başka medeniyetlerden fazla etkilenmemiştir. Neden? Çünkü Mısır medeniyetinin etrafında büyük çöl arazisi var.
Bu yüzden buradaki insanlar bu çölü aşarak dışarıya gidememişler ya da dışarıdaki insanlar bu çölü aşarak Mısır'a ulaşamadığı için arkadaşlar bu medeniyet çevresinden, diğer kültürlerden, diğer medeniyetlerden fazla etkilenmemiştir diyebiliriz. Sarı ırmakla gök ırmak. İşte Asya kıtasının doğusu burası arkadaşlar. Burada Çin medeniyeti. İndus ve Ganj ırmağı, Güneydoğu Asya. Bizim iklimi anlatırken Muson Asyası diye bahsettiğimiz bölge. Burada Hint medeniyeti. Sonra Güney Amerika'da Ant dağlarının yüksek noktalarında İnkalar. Yine Amerika'nın arkadaşlar ilk böyle modern toplumu diye geçer arkadaşlar. Tabi bu İnkalar Ant dağlarının yüksek noktalarına şehirler inşa etmişler. Tabi burada insanların yüksek noktalara şehirler inşa etmesinin en büyük sebebi doğal koşullar. Yani iklim koşulları. Çünkü burası ekvatoral bölge. Orta Amerika'da Mayalar, Kuzey Amerika'nın güneyinde Meksika'nın şu an bulunduğu yerde arkadaşlar Aztekler. Bunlar dünyanın arkadaşlar ilk yerleşmelerinin görüldüğü medeniyetler olarak size anlatılabilir. Pekala, biz yerleşmeleri kendi arasında öncelikle arkadaşlar kırsal yerleşme ve kentsel yerleşme diye iki büyük gruba ayırıyoruz. Kırsal yerleşmelerde insanların temel geçim kapısı genelde birincil ekonomik faaliyetlerdir. Yani tarım, hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetlerdir. Ama kentsel yerleşmelerde insanların temel geçim kapısı biliyorsunuz ikincil ve üçüncül faaliyetler diye anlattığımız hizmet ve sanayi sektörü. Bir farkları daha var. Kırsal yerleşmelerde arkadaşlar nüfus miktarı genelde azdır. Mesela şu an ülkemizde biz nüfusu 2000'in altında olan yerlere kesinlikle belediyelik verilmiyor mesela kanunlara göre. Veya biz nüfusu az olan yerlere kent demiyoruz. Yani kırsal yerleşmelerde nüfus miktarı azdır ama kent yerleşmelerinde nüfus miktarı ister istemez fazladır arkadaşlar. Kırsal yerleşmelerde iş bölümü belirgin değildir. Bu da bazı soru bankalarında karşınıza çıkabilir. Yani kırsal yerleşmelerde yapılan bütün işler ortak yapılabilir. Ama kentlerde iş bölümü kesin çizgilerle, kesin hatlarıyla bellidir. Yani kentlerde doktorun yapacağı iş bellidir, polisin yapacağı iş bellidir, avukatın yapacağı iş bellidir, öğretmenin yapacağı iş bellidir. Yani burada herkes ne yapacağını çok iyi bilir arkadaşlar. Ama kırsal kesimde genelde böyle bir kaynaşma, genelde böyle bir ortak iş yapma özelliği var. Tabii kırsal yerleşme oranı genelde geri kalmış ülkelerde, gelişmemiş ülkelerde daha fazladır. Mesela Afrika ülkelerinin çoğunda, Asya ülkelerinin çoğunda, Pakistan, Afganistan, Moğolistan gibi böyle geri kalmış ülkelerde arkadaşlar kırsal yerleşme oranı daha yüksektir. Ama gelişmiş toplumlarda, zengin memleketlerde, gelişmiş ülkelerde kent yerleşmelerinde oturanların oranı, oturanların sayısı her zaman için fazladır. Pekala ülkemizde durum nasıl? Ülkemizde durum şöyle arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu 1923 yıllarında, hatta şunu diyelim, nüfus sayımının ilk yapıldığı 1927 yılında ülkemizde insanların %80'den fazlası kırsal kesimde hayatını sürdürüyordu. Sadece %20 bir kent nüfus oranımız vardı ama günümüzde artık bu sanki yer değiştirdi. Şu an ülkemizin yaklaşık %70'den fazlası hayatını kentlerde sürdürüyor. Geri kalan %30 civarı da hayatını kırsal kesimde sürdürmeye devam ediyor. Yani Türkiye'de 1927'den 2017'ye kadar geçen süreçte kırsal nüfus oranı azaldı, kentsel nüfus oranı ise arttı arkadaşlar. Bakın kırsal nüfus miktarı azaldı demedim. Kırsal nüfus oranı düştü. Şu an belki Türkiye'de köyde oturanların sayısı 1927 yılında köyde oturanların sayısından daha fazla. Ama kentte oturanların sayısı daha hızlı arttığı için oran olarak kırsal yerleşme oranı düştü, kentsel yerleşme oranımız ise arttı. Pekala, Türkiye'de kırsal ve kentsel yerleşme oranı bütün bölgelerde aynı mı? Değil. Mesela Türkiye'de kent yerleşmesi oranı Marmara bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi bölgelerde fazla. Ama kırsal yerleşme oranı
Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinde hala daha fazla diyebiliriz arkadaşlar. Yani Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde insanların yine büyük bir kısmı hayatını kırsal kesimde sürdürmeye devam ediyor. Pekala, burada kırsal yerleşmeden biraz bahsedelim arkadaşlar. Biz küçük yerleşmelere, nüfusu az olan yerleşmelere kırsal yerleşme diyoruz. Ve bu kırsal yerleşmeleri kendi arasında 3 gruba ayırıyoruz. Birincisi köy altı yerleşmeleri. Yani köyden daha küçük olan böyle birkaç hanelik, işte bir iki ailenin oturduğu, böyle köyün biraz daha uzak noktalarında gelişen küçük yerleşmeler. Yani köy altı yerleşmeleri bizim ülkemizdeki en küçük yerleşme grubu diye anlatılır. Ve bunlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Geçici köy altı yerleşmeleri, kalıcı köy altı yerleşmeleri. Sadece bunu bilsek bizim için yeterli arkadaşlar. Yani bize burada bunların tanımlarını çok fazla sormazlar. Ama genelde soru bankalarını incelediğimizde hangileri kalıcı, hangileri geçici daha çok sanki bunun üzerinde duruyorlar. Önce geçici köy altı yerleşmeleri. Burada en çok bilmemiz gereken yayla. Nedir arkadaşlar yayla? Genelde hayvancılık yapan insanların, işte büyükbaş hayvancılık olabilir, arıcılık olabilir veya Kars'ta yapıldığı gibi kaz yetiştiriciliği olabilir. Hayvancılıkla uğraşan insanların otlaklara ulaşmak amacıyla, taze otlaklara ulaşmak amacıyla mevsimine göre dağların yüksek noktalarının çıkıp tekrar geri inmesi. Yani yaylacılık yükseklerde yapılır arkadaşlar. Yaylacılık yazları daha serin olan bölgelerde yapılır. Hayvancılığın geliştiği bölgelerde yapılır. Dolayısıyla Türkiye'de yayla yerleşmesi en fazla Karadeniz bölgesinde, sonra da Doğu Anadolu bölgesinde. Yani Rize'de hayvancılıkla uğraşanlar işte İlkbahar geldiğinde Nisan-Mayıs ayından sonra hayvanlarını alırlar, daha yükseklerdeki otlaklara çıkarırlar. Orada yaz boyunca hayvanlarına bakarlar, hayvanlar doğal ortamda otlar, işte sahipleri de onların sütlerinden peynir, yoğurt gibi ürünler yapar. Ama sonbahar geldiğinde, Eylül-Ekim geldiğinde bu hayvanlar ve sahipleri aşağı tekrar köylerine geri iner. Biz buna yayla diyoruz arkadaşlar. Bir de son yıllarda yayla turizmi diye bir kavram ortaya çıktı biliyorsunuz. İşte insanları yaz aylarında daha böyle serin ortamlarda yaşamak, rahatlamak, dinlenmek amacıyla arkadaşlar artık yaylalara çıkmaya başladılar. Arıcılıktan burada bahsedelim. Biliyorsunuz arıcılık için çiçek önemli, bitki örtüsü önemli. O yüzden arıcılık yapanlar da yaz mevsimlerinde genelde böyle yüksek noktalara çıkmayı tercih eder. Kom, yine hayvancılık yapanların kaldığı geçici yerleşmeler. Oba, yine aynı şekilde hayvancılıkla uğraşanların kaldığı geçici yerleşmeler. Dalyan, balıkçılıkla uğraşan insanların özellikle Muğla civarında böyle işte dalyan dediğimiz balık çiftlikleri vardır arkadaşlar. Böyle işte denizin içinde kafesler, orada özel yemlerle işte balıklar besleniyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde büyütülmeleri sağlanıyor. Bu balık çiftliklerinde insanların kaldıkları bu geçici kulübecikleri diyelim arkadaşlar. Biz dalyan diyoruz. Hatırlayın, Muğla'nın zaten dalyan diye bir beldesi var. Bağ evi, işte meyvecilikle uğraşanlar, işte üzüm olabilir, elma olabilir, kayısı olabilir. Böyle meyve işiyle uğraşan insanlar, işte meyveleri toplama zamanında, meyvelerle uğraştıkları yaz dönemlerinde böyle ikide bir köyden gidip gelmeyelim diye böyle bahçesinin yanında küçük kulübe tarzında arkadaşlar yerleşmeler oluşturabiliyor. Ağıl, bu da aynı şekilde böyle hayvancılıkla uğraşan insanların kaldığı geçici yerleşmelerdir. Yani bu yerleşmelerde insanlar böyle 4 mevsim kalmaz arkadaşlar. Gelelim kalıcı köy altı yerleşmelerine. Mahalle, böyle köyün biraz daha uzağında, böyle 3-5 tane ailenin kaldığı, başında herhangi bir idarecinin bulunmadığı, yani yine idari olarak köye bağlı olan, köye yakın yerleşmelerdir arkadaşlar. Çiftlikler. Çiftlikler genelde arazinin düz olduğu, verimli ovaların bulunduğu, yani tarımın modern yapılabileceği bölgelerde karşımıza çıkan bir kalıcı yerleşme arkadaşlar. Yani çiftlikte oturanların temel geçim kapısı tarımdır. Türkiye'de çiftlik yerleşmeleri Çukurova'da, Ergene Ovası'nda, Ege bölgesinin kıyı ovalarında arkadaşlar yaygın bir şekilde karşımıza çıkabilir. Divan,
Bu da özellikle Batı Karadeniz'de işte artık insanların kullandığı bir terimdir arkadaşlar. Divan, köyden küçük 3-5 insanın bir araya gelmesiyle oluşturduğu bir yerleşme tarzı kalıcıdır. Mezra, bu da yine insanların aslında hayvancılık diye başladığı ama daha sonra tarımın da az çok yapıldığı kalıcı yerleşmelerdir diyebiliriz arkadaşlar. İşte bu bahsettiğimiz yerleşmeler köyden daha küçük olan, başında muhtarın bile olmadığı arkadaşlar yerleşmelerdir. İkinci kır yerleşmemiz köyler. Başında muhtarın bulunduğu, işte nüfusu 300, 500, 1000'e, 2000'e kadar çıkabilen yerleşmelerdir. Ve köyden büyük kırsal yerleşmeler. Yani başında belediye başkanının olduğu, böyle 3-5 tane köyün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, köyden daha kalabalık, köyden daha büyük yerleşmelerdir bunlar arkadaşlar. Türkiye'de bu yerleşmelere bölgelere göre belde, kasaba, nahiye, kaza gibi isimler verilebiliyor. Yani bu yerleşmeler kesinlikle ilçe değildir. Kesinlikle arkadaşlar şehir kabul edilmez. Bunlar köyden biraz daha büyük. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Köy ile şehir arasında bir geçiş tabakası, bir geçiş bölgesi diyebiliriz. Pekala sıra geldi kent yerleşmesine. Tabi arkadaşlar dünyada kentleşme, dünyada şehirleşme oranı özellikle sanayi devriminden sonra hızlı bir şekilde artmıştır. Dolayısıyla dünyada ilk kurulan şehirlerde temel geçim kapısı tarım hayvancılık iken günümüzdeki şehirlerde temel geçim kapısı arkadaşlar değişti. Ve biz kentleri kendi arasında büyüklüğüne göre ayırabiliriz. Mesela büyük kentler yani metropol kentler New York gibi, Tokyo gibi, İstanbul gibi nüfusu 15 milyon, 20 milyon hatta günümüzde 30 milyona kadar ulaşan şehirler vardır arkadaşlar. Biz bunlara büyük şehirler yani metropoller diyoruz. Sonra orta büyüklükte şehirler, küçük şehirler. Mesela Türkiye'de bazı il merkezleri nüfus anlamında küçüktür. Mesela Bayburt gibi, işte Şırnak gibi, bu Muğla gibi mesela Muğla'nın şehir merkezi nüfusu da oldukça azdır arkadaşlar. Böyle şehirler nüfusuna göre büyük, küçük, orta diye ayrılabiliyor. Artı şehirler fonksiyonlarına göre tarım şehirleri, ticaret şehirleri, maden şehirleri, dini şehirler, idari, liman, eğitim, turizm, ulaşım şehirleri diye ayrılabilir. Örnek tarım şehirleri. Türkiye'de biliyorsunuz tarımın yoğun olarak yapıldığı şehirler var. Mesela Adana bir tarım kentidir. Konya bir tarım kentidir. Örnek mesela arkadaşlar Bursa tarımın da yoğun yapıldığı bir yerdir. Aydın'ın Nazilli ilçesi, Aydın'ın Söke ilçesi tarımın yoğun bir şekilde yapıldığı yerlerdir arkadaşlar. Ticaret şehirleri mesela New York dünyanın en büyük ticaret şehridir. İstanbul Türkiye'nin en büyük ticaret merkezidir. Ankara İç Anadolu bölgesinin en büyük ticaret bölgesidir, merkezidir. Mesela Kayseri İç Anadolu bölgesinin önemli ticaret merkezlerinden biridir. Malatya Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ticaret merkezidir arkadaşlar. Maden şehirleri, değil mi? Aklınıza Zonguldak geldi. Manisa, Soma, Kütahya, Tavşanlı, mesela Batman, mesela Konya, Seydişehir, Sivas'ın Divriği ilçesi. Bir de dünyadan bir örnek verelim. Almanya'nın Ruhr bölgesindeki Essen kenti. Biliyorsunuz Essen kenti arkadaşlar taş kömürüne sahip. Burada taş kömüründen dolayı demir çelik fabrikaları gelişmiştir. O yüzden Essen eskiden küçük bir kasabayken günümüzde artık büyük bir sanayi bölgesi. Dini şehirler Mekke, Medine, Kudüs. Mesela İtalya'nın başkenti Roma. Vatikan'ın merkezi arkadaşlar, Katolik mezhebinin merkezi kabul edildiği için arkadaşlar dini şehir özelliği var. Liman şehirleri New York, Hamburg, İstanbul, Mersin, İskenderun, Samsun bunların her biri liman kentidir. Eğitim şehirleri mesela Oxford aklımıza ilk o gelir. Mesela Türkiye'de Eskişehir öğrenciyle böyle meşhur bir yerdir arkadaşlar. İki tane büyük üniversitesi vardır. Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü kocaman bir şehirdir arkadaşlar. Turizm şehirleri örnek Antalya, Marmaris, Bodrum, Fethiye, mesela Nevşehir gibi şehirler aklımıza gelebilir. Ulaşım şehirleri, önemli yolların kavşak noktasında bulunan yerler. Mesela Afyon, Karahisar, mesela Ankara, Eskişehir, Kayseri.
bunlar arkadaşlar ulaşım anlamında önemli şehirlerdir diyebiliriz. Pekala, küresel etkiye sahip olan şehirlerden bazılarını size anlatmaya çalışalım. New York, Amerika'nın en büyük şehridir. Amerika'nın en kalabalık şehridir. Dünyanın en önemli limanlarından biridir. Ve dünyanın ekonomi merkezidir. Dünyanın siyasi merkezidir arkadaşlar. Çünkü New York'ta dünyanın büyük bankalarının merkezleri var. Artı New York'ta Birleşmiş Milletler'in merkez binası var arkadaşlar. O yüzden New York dünyada küresel etkisi en fazla olan şehirdir diyebiliriz. Rotterdam, Hollanda'nın bir şehri arkadaşlar. Dünyanın en büyük limanı diye geçer burası arkadaşlar. Yani limanı ile bütün dünya tarafından bilinen bir Hollanda şehri. Paris, Fransa'nın başkenti olma özelliği var. Moda'nın başkenti olma özelliği var. Ve bir kültür merkezi. Aynı zamanda bir turizm merkezi. Yani Paris, yani yılda belki 40 milyon, 50 milyon civarında turisti kendine çeken bir şehir merkezi arkadaşlar. Fransa'nın simgesi. Moskova, Rusya'nın idari merkezi. Rusya'nın en büyük şehri ve dünyada da küresel etkisi oldukça fazla. Mekke, işte Müslümanların merkezi, Müslümanların kutsal kabul ettiği bölge. O yüzden bütün dünyada Müslümanlar da olduğu için arkadaşlar biz diyoruz ki Mekke'nin küresel çapta bir etkisi vardır. Kudüs, İsrail'de bulunan bir şehirdir burası arkadaşlar. Üç din tarafından kutsal kabul edilen mekanlara sahiptir. O yüzden Kudüs'ü hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem de Museviler kutsal şehir olarak kabul eder. O yüzden bütün dünyada etkisi olan küresel bir şehir. Tokyo, Japonya'nın merkezi, Japonya'nın başkenti, Japonya'nın en kalabalık kenti, dünyanın teknoloji merkezi, işte Japonya'nın en işlek limanı. Yani Tokyo'nun arkadaşlar çok değişik fonksiyonları vardır ve Uzak Doğu'nun da en büyük şehri, hatta dünyanın da en kalabalık şehri Tokyo diyebiliriz arkadaşlar. Londra, İngiltere'nin merkezi, başkenti. İstanbul, Türkiye'nin başkenti değil ama Türkiye'nin en büyük şehri, Türkiye'nin en eski şehirlerinden biri ve küresel çapta bir etkiye sahiptir. Çünkü Asya ile Avrupa'nın birbirine en yakın olduğu yerde bulunuyor. Tarih boyunca İstanbul her zaman önemini korumuş olan bir şehirdir arkadaşlar. O yüzden küresel çapta bir etkisi vardır. Hatta İstanbul biliyorsunuz Ortodoksların merkezi. Hani Fener Rum Ortodoks Patriği diye belki haberlerde falan görmüşsünüzdür. Yani İstanbul'un aslında belli bir oranda dini kent özelliği de var. Artı İstanbul bir turizm bölgesi. Yani Türkiye'de en çok turistin geldiği, Türkiye'de turizmden en çok işte maddi kazanç elde edilen yer İstanbul'dur. Çünkü İstanbul'da turizm arkadaşlar öyle Antalya gibi mevsimlik değildir. Bodrum, Fethiye gibi mevsimlik değildir. Burada bütün yıl boyunca turizm faaliyetleri devam eder. Çin'in Şangay kenti küresel çapta bir etki. Roma, İtalya'nın başkenti. Katoliklerin merkezi, Vatikan diye bir ülke var Roma'nın bir mahallesinde. Artı Roma çok eski bir şehir. Mesela eskiden Roma'ya dünyanın başkenti deniyormuş. Çünkü Roma İmparatorluğu'nun merkezi ve Roma İmparatorluğu dünyanın en büyük o zamanlar arkadaşlar siyasi gücüymüş. Roma'nın bir de çifte başkent olma gibi bir özelliği var. Bu şu yüzden çifte başkent deniyor. Hem İtalya'nın başkenti hem de Katoliklerin merkezi kabul edildiği için Roma'ya çifte başkent diye bir sıfat vermişler. Almanya'nın başkenti Berlin. Fransa'nın en büyük kenti olan, en büyük liman olan Marsilya. Fransa'nın en büyük kenti Paris'tir. Hemen düzelteyim arkadaşlar. Marsilya Fransa'nın en büyük limanıdır. Hatta Marsilya Akdeniz Havzası'nın en büyük, en işlek limanıdır. Almanya'nın en büyük kenti Hamburg. Kuzeyinde bulunur arkadaşlar. İşte bu şehirler küresel çapta etkiye sahip olan şehirler diye geçer. Ama mesela Türkiye'den örnek verelim. Muğla'nın küresel çapta bir etkisi yoktur. Mesela Aydın'ın küresel çapta bir etkisi yoktur. Kırıkkale'nin küresel çapta bir etkisi yoktur. Sudan'ın başkenti Hartum'un küresel bir etkisi yoktur. Mısır'ın başkenti Kahire'nin öyle küresel bir etkisi yoktur arkadaşlar. Pekala, dokusuna göre yerleşmeler. Biz arkadaşlar yerleşmeleri dokusuna göre değişik gruplara ayırabiliyoruz. Dağınık yerleşme,
arazinin engebeli olduğu nemli bölgelerde, yani su kaynaklarının sınırsız olduğu, yani insanların su bulma derdinin olmadığı nemli bölgeler. Ve Türkiye'de dağınık yerleşmenin en güzel örnekleri Karadeniz bölgesinde karşımıza çıkar. Toplu yerleşme, arazinin düz ve sade olduğu, geniş ovaların bulunduğu ama suyun az olduğu kurak bölgeler. Değil mi? Sanki İç Anadolu bölgesini, Güneydoğu Anadolu'yu tarif etti. Çok geniş ovalar var, çok geniş tarım alanları var ama yağış miktarı az. Su kaynakları da sınırlı. O yüzden burada insanlar suyun etrafına, suyun kenarına toplaşmak zorunda kalıyor. İşte bu toplaşmaktan dolayı toplu yerleşme. Eğer size sorarlarsa Türkiye'de en çok nerede görülür diye İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu diyebilirsiniz. Çizgisel yerleşme, ırmak kenarlarında yani vadi boyunca, deniz kıyılarında, mesela bunu bazı kitaplar ayırmış kıyı yerleşmeleri diye anlatmış arkadaşlar. Aslında kıyı yerleşmeleri de çizgisel bir yerleşmedir. Kıyı şeridi boyunca ya da ulaşım yolları kenarında, bu karayolu olabilir, demir yolu olabilir, böyle işte karayolların kenarlarında, demir yolların kenarında gelişen şehirlere, yerleşmelere biz çizgisel yerleşmeler diyoruz. Mesela Amasya görenler varsa, böyle Yeşilırmak'ın etrafında dar ve derin bir vadinin içine kurulmuş bir il merkezi. Kastamonu, yine ortasından bir dere geçer, bir çay geçer arkadaşlar. Kastamonu şehir merkezi o dere, o çayın etrafında gelişmiştir. Aynı şekilde Çankırı, ortasından geçen bir ırmak ve etrafında zamanla gelişen bir şehir merkezi. Mesela Kırıkkale'nin Derice ilçesi, işte Samsun yolunun kenarında zamanla 3-5 ev diye başlamışlar ama şimdi orada arkadaşlar işte nüfusu 5000-6000 civarında olan bir yerleşme birimi. Mesela Çorum'un Sungurlu ilçesi, eğer görenler varsa arkadaşlar, işte Samsun yolunun kenarında zamanla büyüyen, tarımsal faaliyetlerinde yoğun bir şekilde yapıldığı bir yerleşme. Bunlara daha çok örnek verilebilir. Mesela Karadeniz bölgesinin kıyı şeridi. Biliyorsunuz Karadeniz'de dağlar kıyıya paraleldir. O yüzden deniz ile kıyı arasında, deniz ile dağ arasında dar bir şerit var. Ve burada nüfus bu dar kesime yoğunlaşmıştır. Mesela Rize kıyı boyunca gelişmiştir. Trabzon hakeza aynı. Giresun'da aynı. Mesela Zonguldak'ta aynı. Böyle kıyı boyunca dar bir yerleşme şekli arkadaşlar. Gelelim dairesel yerleşmeye. Düz ovalarda gelişen daire şeklindeki yerleşmeler. Bunu arkadaşlar örnek olarak Türkiye'de Aydın'ın Atça diye bir kasabası var. Aydın'ın Nazilli ilçesinin yakınlarında Atça diye bir kasaba. Hatta kasabanın girişinde kasabanın böyle haritasını büyütüp asmışlar arkadaşlar. Daire şeklinde bir yerleşmesi var ve oldukça düzenli. Ortada kasabanın meydanı, bütün yollar kasabaya çıkıyor ve onu birbirine bağlayan yan yollar. Gerçekten yukarıdan, haritadan bakıldığında muazzam bir yerleşme şekli ortaya çıkıyor arkadaşlar. Böyle biz yuvarlak olan bu yerleşmelere dairesel yerleşmeler diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yerleşmeleri dokusuna göre kendi arasında ayırabiliyoruz. Ve son olarak mesken tipleri. Arkadaşlar, insanlar evlerini yaparken daha çok etrafındaki malzemeleri kullanmışlardır. Mesela ilk insanlar demiştik ya, mağaralarda yaşamayı tercih ettiler. Çünkü o zamanlar böyle insanların ev yapma kabiliyeti yok. Ama günümüzde artık insanoğlu arkadaşlar değişik malzemelerden ev yapmanın yollarına gidiyor. Mesela ahşap yerleşmeler nerede yaygındır Türkiye'de? Karadeniz bölgesinde. Neden? Çünkü Karadeniz bölgesinde ahşap insanların bulabileceği, en rahat bulabileceği, en ucuz bulabileceği yapı malzemesi. Kerpiç meskenler İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. Biliyorsunuz kerpiçin ham maddesi toprak, su ve saman. Bu üçünün karışımından elde edilip güneşte kurutulan bir yapı malzemesi arkadaşlar. Bu iki bölgemiz kurak olduğu için, fazla yağış almadığı için kerpiç meskenler yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tuğla, tuğlanın ham maddesi kildir arkadaşlar ve Türkiye'de tuğla evler en fazla Ege bölgesinde. Aslında bütün Türkiye'de tuğla evler mutlaka vardır. Ona itirazımız yok. Ama Türkiye'de tuğla üretimi deyince aklımıza kıyı Ege gelir. Bakın özellikle Manisa,
Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Akhisar civarında arkadaşlar. Ben diyeyim onlarca, siz deyin yüzlerce tuğla kiremit fabrikası vardır. O yüzden Türkiye'de tuğla meskenler en çok Ege'de diyebiliriz. Taş evler, taş meskenler Akdeniz bölgesinde. Mesela Akdeniz bölgesinde yaylalara, yüksek yerlere çıktığınızda gerçekten böyle taştan yapılmış, gerçekten bir sanat eseri gibi duran evler vardır. Yine Doğu Anadolu bölgesi. Özellikle burada ben size Kars'a örnek vereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Kars'ta Ruslar uzun yıllar kalmışlar. Bu Rusların döneminden kalma bazalttan yapılmış, bazalt bir volkanik taştır hatırlatalım arkadaşlar. Bazalttan yapılmış böyle eski evler vardır. Yani bu evler 70, 80 belki 100 yıldan beri Kars'ta hala kullanılıyor, hala ayakta duruyor. Beton yerleşme artık bu modern toplumlarda kullanılan bir yapı malzemesi arkadaşlar. Şehirlerde artık her yer beton evler oldu arkadaşlar. Türkiye'de beton evlerinde en fazla Marmara bölgesinde olduğunu size söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yerleşme ve şehirler konusunda anlatmış olduk arkadaşlar. Diğer dersimizde size göçlerden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.